Değerli futbol severler, Avrupa Şampiyonu seylemelerinde milli futbol takımımız Moldova karşısında ilk 45 dakikayı Cenk'in 37. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Milli takımımız için önemli olan bir başka ayrıntı da Arnavutluğun e, gruptaki rakiplerimizden biri olan İzlanda karşısında mücadeleyi 1-0 önde götürmesi bir yandan alt yazıda da görüyorsunuz. E, Fransa'da Andorra karşısında biz yine girerken 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyordu. İlk yarıda, e, ilk 4-5 dakikadan sonra oyunun kontrolünü özellikle 10. dakikadan itibaren milli takım ele geçirdi. Cenk'le İrfan Can'la bulunan pozisyonlar var ama ta ki 37. dakikaya kadar işte o dakikada Cenk üzerindeki o e, sıkıntıyı da atacak belki bir anlamda. E, golü buldu ve millileri 1-0 öne geçirdi. Tam da sevgili Evren senin maç öncesi yayında evet. söylediğin gibi. Evet yani Cenk Tosun'u niye öyle söyledim? Cenk Tosun çok kaliteli bir oyuncu ama bizde şöyle bir şey vardı. Uzun süre oynamayan golcüler ister istemez bir özgüven kaybı olur. Ee, golcü kendine nasıl kanıtlayacak? Gol atarak. Cenk Tosun geçen maç belki çok eleştirdi herkes ama... Ben o zaman da söyledim. Cenk istiyor, zorluyor ama pozisyonlara neden şimdi oynamadıkça insan ister istemez o pozisyonlara biraz daha garipseyebiliyor veya vuruşta biraz zaaflar olabiliyor. Hı -hı. Ama Cenk dedim bu, bu, bu maçta ilk yarıda gol atacak. Ha, herkes diyebilir. Yani Moldova'ya karşı Cenk'in gol atması herhalde normal ama öyle değil. Geçen maç Andorra'ya kaçırdığı goller, takım olarak giremediğimiz pozisyonlar, onları düşünürsek Cenk'in bugün e, yine iki, iki, iki tane pozisyonu i̇ki tane var. Pozisyon, bir tanesiyle e, Umut Meraş'ın pasındaki Net yani tur. golü atacak. istiyor Cenk. Olaya aç. Hem milli takımda kendini tekrar kabul ettirmek istiyor. Hem ülkesine Everton'a gittiğinde İngiltere'deki takımına kendini kabul ettirmek istiyor. Oyun anlamında da bugün onu gösterdi. Çok iştahlı. Orayı zorluyor. E zaten rakip bizim kalitemizde değil. Oyun üstünlüğü bizde. Top da bizde. Pozisyon üstünlüğü de bizde. Sadece tek sıkıntımız bu duran toplar. Yani çok fazla korner pozisyonu verdik. Yani orada çok evet. basit dört tane top. Mesela böyle maçlarda girersin pozisyona, oynarsın oynarsın. Bir duran top olur. Gidirler adamlar Ki, bir tane atarlar. Yani o iki tane e, tırnak içinde pis birbirimiz var. Yani Birbirlik skorlarımız var. Bir tanesi hatta 2008 elemelerindeydi. Bir bir evet. tamamlanmıştı mücadele. Ve hep böyle köşe vuruşları, duran toplar, yan ortalar falan o karamboller tehlike yani yaratıyor. Yani onun için ikiyi bulacaksın böyle Abi. Yani ikiyi bulacaksın. İki yarıda bunu bulabilirdik. Ama bugün İrfan Can Kahveci daha iştahlı oluyor. Oynuyor geçen maça göre daha istekli yani en azından finale gidecek o topu taşıyor. Deniz Türüş'ün biraz daha biraz daha zorlaması lazım. Deniz çok kaliteli bir oyuncu, çok klas bir oyuncu. O pası atacak, golü attırabilecek bir oyuncu. Cenk'e asisti kim yaptı onu göremedim. Yani biz o ara konuşuyorduk seninle. O da önemli. Çok iyi final pası oldu oraya. Cenk de çok güzel aşırtma yaptı orada. bir gol attı. Kenarları da iyi kullanıyoruz. Zeki de oradan geliyor ama Umut Meraş'la Kenan Değişimli oynadılar ön tarafta mesela Umut da oraya çok çıktı soldan da iyi geliyoruz yani rakibe karşı çok üstünü zaten öyle bir pozisyon olumlu bir atağa bir çıkışları Topla hızlı oynarı falan yok top genelde bizde Ozan'la Dorukan'ın uyumları iyiydi ikisi de zorluyorlar hatta bir pozisyon vardı Zeki sağ tarafta görseydi Dorukan'ı çok iyi o benim ilk maçtan önce dediğim ceza sahasının olan koşuyu çok güzel yapmıştı ama istekliyiz daha iyi oynuyoruz. Geçen maça göre daha konsantrasyonumuz iyi ama ne olursa olsun ikiyi bulmamız lazım Ender abi. Bu tip maçlarda ikiyi bulacaksınız. Şimdi Moldova gelecek üstüne. Öyle de böyle de bir Şimdi, açılacak. E, sen söylediğin için hemen bir baktım. E, dört 4 köşe vuruşu var. Dört tane Moldova'nın ilk yarıda. E bunlar tehlike işte. Çünkü başka türlü oraya gelemiyorlar İşte izleyiciler de takip etti ilk yarıda. Eee %72'ye %28 toplu oylama milli takımımızın lehine. Ee, şöyle bir bakıyorum, ee, 4 şutumuz var, dört ee, şutları var, bizim 8 şutumuz var. Ee, ama işte o şutlar genellikle o karambol e, bölgesinden e, çıkan şutlar. Ozan şut attı, Cenk vurdu. Yani biraz daha şutu fazla denememiz lazım. Savunma anlamında Umut Meraş öne doğru çok iyi ama arkaya biraz bazen zaman zaman adam kaçırıyor. Oradan geldiler. Ee, yani biz öyle çok etkili olacakları bir pozisyon ilk yarı yaşamadık. Evet. Bu iştahımızı. Bu maçın, maç, bu arzumuzu sürdürmemiz lazım. Yani oyun anlamında ben ilk yarıyı beğendim. Hani Moldova tamam rakibimiz değil ama e, en azından golü bulduk. Yani golü bulmak çok önemli böyle maçlarda. Şimdi tabii e, çok kritik olan nokta Fransa 12 puanda, biz 12 puandayız, İzlanda 12 puanda. Ve e, şu anda ekranı da yansıtıyor arkadaşlarım. İlk yarıda Arnavutlu'nun İzlanda karşısında bu maçlar da bizim karşılaşmamız gibi 21-45'te başladı değerli futbol severler. 1-0 önde olması Arnavutluğun çok önemli. Arnavutluk için de aslında bu bir anlamda e, tabi e, çok fazla iddiası olmasa da ya tamam ya devam maçı. Çünkü burayı kazanırsa bir şekilde milli takımımızla da maçı var. E, kendi adına yani matematik olarak iddiasını sürdürecek yani sonuç, Arnavutluk. çok kolay milli, değil. Milli maç bu yani. şekilde bitirebilir mi bilmiyorum ama İnşallah en böyle azından bir, bir puan kaybına sebebiyet verirse e, bizim çok için bir çok büyük avantaj olur. olur. Biz zaten İzlanda, Fransa bizim rakibimiz. Yani baktığında evet. burada bu üçlüden ona göre birinci, ikinci bir şekilde çıkacağız. Ama bizim hedefimiz oyun anlamında, oyunu kendimizi oyuncuların geliştirmesi anlamında biraz daha tempoyu artırabiliriz. O gücümüz var. Yani ilk yarıya baktığında öyle milli takım çok yorulmadı yani. O top bizdeydi. Şimdi top sende olduğu zaman çok fazla yok. Yani topun peşinde koşmak var. Bir de topla topu koşturmak var. Yani biz topu koşturduk. İlk yarıda çok yorulmadık. Yani oyun hakimiyetimiz var. Onun için ikinci yarı yine bir tempo yapabiliriz. Buna ihtiyaç var. Yani hani ben bir sıfır aldım. Biraz moldu ve vereyim topu yok. Aynı aynı tempoda gidebiliriz yani. Sevgili Evren Arnavut e, Andorra maçına göre 5 değişiklik yaparak çıktı evet. Şenol Hoca. Bir kısmı zorunlu değişiklik. Örneğin Emre'nin e, bir e, sırtında problemi var. E, oynayamıyor. E, ama baktığımızda e, Emre Belözoğlu dışında Hakan Çalhanoğlu gibi, Yusuf Yazıcı gibi, e, Çağlar gibi oyuncular e, özellikle Yusuf ve Çağlar Arkadaşlarımızın da bize büyük ihtimalle ilk 11'de olacaklarını söylediği taktik antrenmanda da, e, dünkü son antrenmanda da yaralan oyuncular. E, i̇lk yarıda e, işini daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, vasatın altında kalan ya da değişiklik beklediğim bir oyuncu var mı? E, ikinci yarıda hamle olarak ne gelebilir? Çünkü şu çok önemli bir vurgu bence. Skor 1-0. Aradığımız golü bulduk fakat 1-0 tehlikeli skor. Evet yani ben oyun anlamında bir oyuncu değiştireceğini düşünmüyorum hocanın ilk 45 dakikada sadece İrfancanın bir ustadalesinde bir çekme oldu hani o acaba zorlar mı İrfancan da sıkıntı... çok ha. önemli oyuncu çünkü adam eksilten evet en önemli oyuncu topla şu anda çok oynuyor bir şekilde orada risk alıyor adam geçiyor ee, orada bir değişiklik olur mu bir de Şenol Hoca şunu düşündü bence doğru yaptı. İlk yarı maçı kopartamazsam ikinci yarı en azından elimde bir Hakan Çalhanoğlu var, bir Yusuf Yazıcı var. Hı. Yani orada e, skoru değiştirebilecek ne bileyim duran topa vurabilecek. Rakip biraz daha yorulduktan sonra teknik özellikleri evet, daha baskın oyuncular. Emre özellikle olabilir. tamam belki sakatlığı vardı ama ikinci yarı öndesin 1-0 2-0 ona göre atarsın son 20 dakika 30 dakika. Oyunu tutar, hı hı. oyunun kontrolünü sağlar. E, bence doğruydu yani böyle maçlarda bazen rotasyon yapmak da gerekli. E, şu ana kadar da tuttu yani e, takım önde. Rakibine çok fazla pozisyon vermeden duran top hariç. Ee, yani bundan sonra fazla çok söylenecek bir şey yok. İlk yarı anlamıyla her şey iyi gidiyor. Ama dediğim gibi ikinci gol çok önemli. Cenk ikinci yarı bir gol daha atabilir. Ama oraya biraz daha Kenan Karaman'ın, biraz daha Deniz Sürüş'ün girmesi lazım. Evet. Ve geriden de bir evet. orta saha. Hep söylüyorum bunu. Mesela şu maçta Doğrukan'la Ozan gol atabilir. Yani sadece... Geri duran toptan değil. Arkadan koşularla gol atabilirler. Çünkü orada öyle boşluklar var. Yani i̇şte Andorra gibi orası çok kalabalık değil. değil. Yani mesela Moldova ben şeye de baktım. E, örneğin dünya sıralamasında, FIFA sıralamasında Andorra'nın arkasında olmalarını garipsedim. Çünkü Andorra'ya göre bence daha fazla futbol oynamayı biliyorlar. Ama işin ofansif yönünde bir şey yapmaya çalışsalar da defansif anlamda sıkıntıları olan bir takım Andorra kadar e, kapalı defans uygulamasında başarılı bir takım görüntüsü vermedi. Evet, var. yani takım savunmasında Andorra daha iyi. Evet, daha iyi kapı, daha konsantreli oynuyorlar ve daha çok koşuyor Andorra takımı. Moldova öyle değil. Moldova da istiyor. Biraz daha oynamaya ha. çalışıyor. Şöyle o şey diyor, var. ben oynamak istiyorum aslında ama çekiniyorum senden. Evet. Yani evet. gelmek istiyorum ama çekiniyorum. İşte gol yediğimde o iş çözülüyor. Şimdi e, Moldova. Şimdi gelecek. Şimdi gelecek. Ha belki yine bir 10-15 dakika biraz daha bekleyebilir ama bir şekilde sonuç almak istiyorsa gol atmak istiyorsa üzerine girecek. İşte o zaman bizim e, o kreatif oyuncularımız, yetenekli oyuncularımız devreye girecek. Orada işte defans çıktığında oraya atılacak. Cenk'in koşulları, ara pasları, Kenan'ın o fuleli deparları çok önemli. E, dediğim gibi arkadan gelecek oyuncular da önemli. Duran toplarda çok biz ofansif anlarda etkili olabildik mi? Olamadık. Yani çok da öyle pozisyon, kornerleri e, çok iyi kullanamadık. Yani evet. Deniz iki tane korner kullandı, öndürey'e geldi. Evet. Onlarda biraz daha dikkat etmemiz lazım. Yani o çok önemli. Çünkü böyle maçlarda işte adam kapanıyor. Açamıyorsun. Bir tane duran top seni maçı çevirebiliyor. Ee, ama burada Cenk bugün gerçekten geçen maçta bence onu gösterdi. Eleştirdi herkes ama yine söylüyorum. Yani maç eksiği var Evren. Nasıl e, şimdi o koordinasyon eksikliği işte profesyonel futbolcusunuz. E, maç eksiğiyle o koordinasyon eksikliğini bir anda gideremiyor ki futbolcu. Çok kolay değil. Yani o birleşik hareketleri yapmak ki Cenk onu çok iyi yapabilen bir oyuncu. Şenol Hoca, en büyük avantaj Şenol olacak. Şenol Hoca Cenk'e güveniyor. Niye? Çalıştı. Cenk'in evet. bunu yapabileceğini biliyor. Ne yapabileceğini biliyor. biliyor. Evet ve de bu şansı ona veriyor ve bence de vermeli zaten. Çünkü onundaki o kapasiteyi biliyor. Ee, Poston Hanım bir oyuncu. Eğer Santrafor Poston'a giriyorsa, Poston'a giren oyuncu iyi oyuncudur. Demek ki istiyor, o bölgeye gidiyor. Bu önemli benim için. Bir atamaz o iki artamaz, artamaz, da, üçüncü, üçüncü de, de attı zaten. Tamam Andorra maçı olmadı ama Andorra maçı sen zaten takım olarak çok o istekli iştahla oynamadın. İyi kapattılar seni, iyi bozdular rakip seni. Sen son dakikada buldun golü. Onun için bugün e, doğru oyun var. Şu puan durumu an itibariyle puan durumu bu arada. iddiası süren takımlar açısından diyelim. İnşallah böyle olur. Yani Moldova bu oldu. ve bu. Moldova ve Andorra şu anda... Yok Moldova'nın 3, Andorra'nın 0 puanı yani henüz puanı yok. Yani Fransa şu an Andorra karşısında bir 0 önde değil mi? Evet. Belki ilk yarı ama bak adamlar bir tane zor attılar. Yani Andorra, evet. evet. Andorra çok ters bir takım yani. Bir de ister istemez motivasyonun düşük oluyor. Yani favori takımın bu tarz takımlar karşısında motivasyonu, konsantrasyonu düşük oluyor. E Fransa Hı. ikinci yarıda daha gol bulabilir. Bulabilir, bulabilir. Farklı ee, da olabilir. Onu bir şey demiyorum ama hani maçı hemen hani çözemiyorsun. Değil. Kolay olmuyor. Tabii. Biz Andorra maçından önce dedik hani ilk yarı 30 dakikada golü bulalım 2 3 5 4. Hani burada skorlar verdik hepimiz bu kadar ben Böyle olmuyor. 2 diyen oldu, 4 5 diyen oldu. İşte olmuyor öyle. Yunanistan Leştan'ı yenemedi. Yunanistan, yani Liechtenstein onun rakibi değil. Lichten. Tabii canım. Ee, Azerbaycan, Hırvatistan'la berabere kaldı. Hırvat takımından bahsediyoruz. Kimler kimler oynuyor. Yani burada o gün gününde olan, konstantin olan takım çok koşuyorsa seninle, bozuyor seni. Tabii. Onun için bu maçı bırakmayacağız. Yani daha biz maçı şu an kazanmadık. Evet. Kafamızdan eğer biz bu maçı böyle de alırız dersek yanılgıya düşeriz milli takım olarak. Bir burada sıfır, daha, tehlikeli daha çok skor isteğin 2'yi bulmamız lazım. Bir hep Peki ben sorduğumda dedin ki sen ikinci 45 dakikaya değişiklikle başlamaz ama ilerleyen bölümde oyunun gidişatına göre hamle yapabilir. O hamleler konusunda da sen e, Yusuf'un e, Hakan Çalhanoğlu'nun eğer oynamaya müsait durumdaysa Eminim. Emre Belözoğlu'nun Belezoğlu'nun yani 60'tan sonra ben görelim. eğer İrfan'ın ayağında bir sakatlık yok yani şu an devam edebilecek durumdaysa evet. 60'tan sonra 60-70 bantında e, Yusuf Yazıcı Deniz Türüç e, işte Emre Belözoğlu ortaya belki oraya alabilir tecrübe olarak. İrfanla da e, şey Hakan Çağlaroğlu bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum. E, Cenk'i yine e, oyunda tutacağını düşünüyorum ben. Yani çünkü onun bir gol daha atması lazım kendi adına, oyuncu onu ister. yani da, atsın ki kendine rahat daha rahatlasın. Orada bir değişim olur. Defans anlamında bekleri, stoperleri çok değiştirebilir. Evet. Şöyle olabilir. Allah korusun 1-0 öndeyiz 85. dakika falan. Bir değişiklik hakkımız var. Geliyor adamlar yani sana duran toplardan falan. Belki o zaman Çağlar'ı alırsın ki ne olur ne olmaz. Evet. En azından ama o duruma düşmez bu maç. Ofansif, düşmemesi lazım. Düşmemesi maç, lazım. Maç. Ofansif anlamda da e, Güven Yalçın hmm. ve Enes Ünal kenarda görev bekleyen e, gol bölgesinde alternatif olabilecek oyuncular. Ya ama Enes, sadece Enes e golü, çok... golcüler atacak diye bir kayda yok tabii. E tabii yani Enes'e çok şans vermedi Şenolcu. Gerçi geçen maçta hani sakatlıktan mı çıktı sakat mıydı tam bilmiyorum güven e, çok zaman kaliteli kullanıyor. oyuncu oynatıyor geçen, geçen maçta, maçta kullandığı hamle yapabilir mi onunla ilgili diri genç bir oyuncu yapabilir ama benim benim asıl şeyim Yusuf yazıcı Hakan Çağlanoğlu ve Emre'yi ikinci yarı belli bölümlerde hoca oyuna alabilir e, ama ilk 15-20 dakika atacağımız bir gol maçı da tek farklı şekilde kazanabileceğimizi gösterir yani o orada partiş. biz maçı kopartabiliriz çünkü onlar Moldova takımı Andorra kadar disiplinli takım değil. Yani da kırılganlık, kırılgan yapısı daha fazla Andorra'da. Evet, e, iki takım yavaş yavaş oyun alanına e, gelmeye başladı. koridorlarda gözüktüler. E, görebildiğim kadarıyla... İrfan da e, oynuyor. İrfan Can Zeniz da de oyunda değişiklik yok. E, i̇lk 45 dakikadaki kadroyla büyük olasılıkla milli takım oyun alanına dönmüş gözüküyor. Yani iyi giden bir şeyi bozmanın bir anlamı yok. Şu evet. an zaten iyi oynuyorsun, öndesin. Ee, biz değerli futbol severler, Artı Futbol'u yavaş yavaş noktalayacağız. Daha doğrusu devre arası bölümünü Artı Futbol'un noktalayacağız. Çünkü Artı Futbol milli takımı özel. Karşılaşmadan hemen sonra A-Spor ekranında olacak. Kişinin evden canlı bağlantılarla, röportajlarla, Basın toplantısıyla ve maç görüntüsüyle sizlerin karşısında olacağız. Ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar hem milli takımı hem gündemi konuşacağız, değerlendireceğiz. İkinci yarı başlamak üzere bir kez daha vurgulayalım ilk yarıyı. 37. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği golle A milli futbol takımımız Moldova karşısında 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda millilere başarılar diliyoruz. Maç sonunda da artı futbol için sizlere randevu veriyoruz. Aspor'dan ayrılmayın.